Merhaba. Programımızda başarının formülünü yeni bir konukla araştırmaya devam ediyoruz. 21. yüzyılın olgusu küreselleşme. Özellikle mal ve paranın sınır tanımaz bir şekilde akışkanlık kazanması. Bunun da belki en çarpıcı örneği Coca-Cola şirketi. Yaklaşık 800 bin çalışanı, 900 fabrikası, günde 1,5 milyar şişeye eşdeğer tüketimiyle her anlamıyla bir küreselleşmiş kurum. 200'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor ki bu rakam Amerika Birleşik Devletleri'nin temsil edildiği yahut bulunduğu ülkelerin sayısından fazla. Ve bu küresel devin zirvesinde bir Türk oturuyor, Muhtar Kent. Birazdan kendisini karşılayacağız ve başarı formülünü birlikte... Tamla gireyim evet, binaya. İlk defa mı giriyorsun? İlk defa. Yeni bina, grubun yeni merkezi. Evet, evet. Ama yandaki birinci binanın temelini sen atmıştın. 15 küsür sene oldu, evvel. Oldu değil mi? Evet, o kadar oldu. Zaman hızlı geçiyor. Uzun bir yolculuk. Evet, evet. Peki bu yolculukta nereden geldin? Amerika'dan. Amerika'dan geldim. Mısır'a gideceğim. Şimdi iki gün sonra oradan tekrardan Amerika'ya döneceğim 7'sinde. O zaman senin ilk defa gireceğin ofisine çıkalım. Çıkalım. Güzel, güzel olmuş. Bir yarış dedin. Bu yarışa nasıl hazırladın kendini? Bence bunun böyle belli bir hazırlama şekli veyahut ben bu yarışa kendimi hazırlayacağım diye başlamıyorsun. Yarışa giriyorsun. Ondan sonra bu bir böyle 2 saatlik bir yarış değil. Tabii bu bir hayat yarışı. Uzun maraton. O şekilde kendini adapte ede ede yeniliğe yeniliğe devam ediyorsun. Yaklaşık 800 bin kişinin çalıştığı bir sistemin tepesindesin. Yani 20 milyon satış noktası da Coca-Cola satılıyor. 800 bin kişi dünyanın en büyük orduları seviyesinde. Peki bu kadar büyük bir sistem kaçınılmaz bir şekilde bürokratik yapısı olması gerekiyor. Bu yapıyı nasıl aşıyorsun veya bu yapıyı nasıl kompres ediyorsun da o noktalara ulaşabiliyorsun? Tabii bu kolay bir şey değil. Çünkü her büyük organizasyonda, organizmada olduğu gibi belirli bir takım prosesler, bir bürokrasi olması şart. Bunun bu kaçınılmaz. Halka açık şirketlerde tabii asgari bir takım prosesler ve mekanizmaların olması lazım. Doğrusu da odur. Ama bunu ikisini aynı anda yapabiliyorsunuz. Nasıl yapabiliyorsunuz? Benim gene Don Kio'dan esinlenerek öğrendiğim, daha ilk gün Coca-Cola'da çalıştığım günden beri öğrendiğim bir şey var. Devamlı sahada olacaksınız, devamlı dolaşacaksınız, devamlı göreceksiniz ve devamlı öğreneceksiniz. Bunlar kaçınılmaz asgariler. Nasıl yapıyoruz bunu? Ben ayda en az 2 veya 3 kere sahaya inerim. Bütün o memleket, gittiğim ülkedeki Coca-Cola yöneticilerinden, iş ortaklarımızla, şişelicilerimizle sahaya çıkarız. 1 gün, 2 gün gezeriz, satış noktalarını gezeriz. Her türlü, her kanaldaki satış noktalarını, değişik satış noktalarını gezeriz. Ve oradaki ürünün hangi fiyattan, doğru ambalajın, doğru ambalaj olup olmadığını kanal bazında, doğru fiyatlandırma olup olmadığını, doğru ürün portföyü olup olmadığını orada bizzat görürüz. O ne yapıyor size? O size ondan sonra o ekip, sahaya çıktığınız ekiple çok daha derinine inen bir iş görüşmesi olanağını sağlıyor ve bir yerde karmaşıklıkları basite indirebiliyorsunuz. Çünkü daha sıcak sıcağına pazardan o bilgilerle gelmişsiniz, okumamışsınız, görmüşsünüz. Ve yani bildiğin gibi bir gerçek daha var Cem. Bir resim en az 1000 söze bedel. Yani
onu kendi gözünüzle görünce o derin iş görüşmesini yapabiliyorsun arkadaşlarından, çalışma arkadaşlarından ve bir yerde ondan sonra çok daha iyi kararlar alınabiliyor. Yani bu aynı zamanda kurum kültürünü oturtmak, yaymak yahut kurumun temel ilkelerini iletmek için de büyük bir fırsat. %100. Evet. Ve tabii yani her büyük organizasyonda olduğu gibi Coca-Cola da uzun seneler başarı elde ettikten sonra belli bir zaman içinde bir parça fazla kendini beğenen, daha fazla arrogan ve dışarıyla ilişkilerini koparmış bir hale dönüştü 1990'lı yılların sonunda. Ve daha sonra işte bir organizasyon değişikliğinden Neville Isdale'da şirkete döndü. Ben de geri geldim ve ilk gördüğüm şeylerden bir tanesi 2004'te toplantıların %80'i birbirinden insanlar iş toplantılar olduğunu gördük, sezdik Coca-Cola'da. Şimdi çok şükür bunu hemen hemen tersine çevirebildik. Yani toplantıların Coca-Cola'da çalışanların yaptığı toplantıların %70'inden fazlası dışarıyla ilgili. Coca-Cola Amerika'nın herhalde en dışa açık şirketi, %70 karı, cirosu Amerika dışından geliyor. Fakat sen de çok erken dışa açıldın. Bunda rahmetli babanın diplomat olması bir rol oynadı mı? Onun bir teşviki, telkini oldu mu? Ne tetikledi senin ufkunu? Yani tetikleyen bir şey olmadı. Ben babam, yani rahmetli babamın işinden dolayı çok genç yaşta yurt dışında yaşadım. Yani 5-6 yaşında Bangkok, Tayland'da, zaten Amerika'da doğdum. Babam New York'ta görevdeyken, başkonsolosken. Daha sonra İstanbul, Ankara'ya geldi birkaç sene. Sonra Uzak Doğu'da sırasıyla Bangkok'ta, okuluma Bangkok'ta başladım zaten ilkokuluma. Oradan Yeni Delhi, oradan sonra gene kısa bir süre Türkiye, sonra gene İran, Tahran. Ve daha sonraki senelerde benim için geriye baktığımda çok hakikaten iyi senelerimin geçtiği Tarsus Amerikan Koleji'nde Leyli olarak, yatılı olarak okudum. Bu artık yani dışa açılma mı veyahut da bir yerde değişik ortamlarda yaşayınca insan bazen adaptasyon bakımından ve esneklik bakımından bir yerde tecrübe ediniyor. O tecrübeleri herhalde bilmeden edinmiş olabilirim ben. Peki gençlere bilinçli olarak önerdiğin ne gibi tecrübeler var? Tabii şimdiki gençlerin çok daha fazla öğrenmeye, dünyayı bir yerde anlamaya imkanları var. Buna ağırlık vermeleri şart. Lisanını çok iyi öğrenmeleri şart. Bence. Kaç dil biliyorsun? Ben İngilizce, İtalyanca, Fransızca konuşuyorum. Bugün için dünyada en az iki lisanı, kendi ana dilinden başka iki lisanı konuşması bence çok önemli. Bir dünyada başarı elde edecek bir Türk genci için. Çok önemli. Fakat bir şey aklıma getirdi. Sen bataryalarını şarj etmek için muhakkak Ayvalık'taki zeytinliklerine, Çeşme'deki evine, dostlarına dönüyorsun. Yani bu küresellikle yerelliği, ülkene bağlılığını ve özlemini diyeyim nasıl dengeliyorsun? Bir defa yani çok hızlı bir çalışma temposunda pillerini insanın yenilemesi şart. Zaman içinde piller bitiyor. Aynı bir arabanın pili gibi, bir el lambasının pili gibi. Onun için o pillerin yenilenmesi lazım. Ben de en Ege'li olduğum için pillerim en iyi şekilde Ege'de yenileniyor benim. O bakımdan Zeytin'e ve Mavi Deniz'e çok tutkum var. Çocukluğumdan beri. Rahmetli dedem
hep şunu söylerdi Sezai Ömer Madra. Zeytin ağacının olmadığı yerde yaşama. Onun öğütlerini dinlemedim maalesef. Çünkü her gittiğim birçok çalıştığım ülkede zeytin ağacı yok. Şu anda Atlanta'da da yetişmiyor zeytin ağacı. Ama zeytin ağacının hakikaten yetiştiği yerlerde dünyada şunları görüyorsunuz. Şu ortak şeyleri görebiliyorsun. Birincisi iyi hava. İkincisi kültür. Üçüncüsü barış. Dördüncüsü, çünkü zeytin dalı barışla ilgili, evet. Barışı simgeler. Bir de mavi deniz. Senin çok güçlü bir takip sistemin olduğu, senin takipçi, hatta acımasız diyeceğim, acımasız bir takipçi olduğun, yani bir işin peşini bırakmadığın söyleniyor. Bu konuda sistemin ne, yaklaşımın ne? Bu konuda sistemim şu, 24 saat, yani benim duşta dahi su geçirmez bir not yazabilecek bir sistemim vardır. Orada bile not alırım. Hiçbir zaman... Şu cebinde taşıdığın kart duruyor mu? Duruyor. O mu işte şeyi, bel kemiği sistemin? Ya, bel kemiği sistemin bir yerde durmamak. Yani her an yemek yerken, başka bir toplantı sırasında aklınıza ne zaman bir şey gelirse onu yazıp anında takip etmek. 30 yıl evvel Coca-Cola'ya katıldın. 15 yıl evvel yandaki binanın temelini attın. Bu uzun yolculuk sırasında zirveye baktığında başkanlığa, yönetim kuruluna niye olmasın düşüncesi ilk ne zaman aklından geçti? İnan ki niye olmasın düşüncesi yani hiçbir zaman geçmedi aklımdan. Çünkü hiçbir zaman ben burada iyi çalışayım da bir sonra ileriye terfi edeyim diye bakmadım. Bunu da gene öğütlerim, yani öğütlerimin içinde gençlere. O günkü işinizin hakkını verin. Bütün düşüncenizi, bütün gücünüzü oraya odaklayın. Ve sistem içinde eğer organizasyonunuz gerçekten başarıyı görüp ödüllendiren bir sistem içinde çalışıyorsa, çalıştığınız şirket veya organizasyon sizi o istediğiniz yani yükseltecek yerlere getirecektir. Size hakikaten terfi edecek bir sistem içinde götürecektir. Ben de o bakımdan hiçbir zaman ben burada bunu yapayım ve ondan sonra gidip bunu isteyeyim diye bir düşünce şeklim olmamıştır. İşte muhakkak ki engeller, sert virajlar da var. Hatta Don Quixote'nin kitabının başarısızlıklar üzerine oturtulduğunu anlattın. Bu tip karşılaştığın en önemli engel neydi? Aileyle işin arasındaki vakit oransızlığı hep o düşündürmüştür beni. Çünkü gerçekten çok büyük bir özveri göstermiştir benim eşim bana. Ve o özveri olmasaydı, o destek olmasaydı belki ben bu kadar başarılı olamazdım. Çünkü kafam hiçbir zaman bu kadar rahat olamazdı. Bu kadar seyahatte, bu kadar... Ve benim seyahatlerim ta 80'li yılların başından beri ben hep seyahat ettim. Hep, her zaman istemediğim kadar bedava milim olmuştur. Hiç kullanamamışımdır o bedava milleri. Çünkü muazzam seyahat ederdim. Büyük şirketi diyelim ciddi ölçüde etkileyecek bir engelle karşılaştığında nasıl yaklaşırsın? Yani o engelin sağından, solundan, altından, üstünden. Yani ben şöyle, benim için bütün engeller iş hayatımda hep bir yol haritası olmuştur. Hep bir muazzam öğretici nitelikleri olmuştur o engellerin. Her engelden büyük fırsatlar çıkar. Felsefesini öğrendim ben bu büyük engellerde. Ve hakikaten de öyle oldu. Ben şu andaki içinde bulunduğumuz ekonomik krizin de, dünya küresel ekonomik krizin de
muazzam fırsatlar getireceğine inanıyorum. Ve hatta onları yavaş yavaş görüyorum. Bu Türkiye'deki çok kısa pit stop diyelim ya, molanda bizim programımıza ve bana zaman ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. Tabii bu binada seninle birlikte olmanın benim için duygusal da bir anlamı var. Çünkü çok iyi hatırlayacağım, 1995'te beni siyaseti bırakıp tekrar sevdiğim iş hayatına ve Coca-Cola'ya dönmemde ikna eden de sensin. Tabii o anları da tazeledi bu sohbetimiz. Çok iyi oldu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Mısır'a iyi yolculuklar diliyorum. Teşekkürler. Sağ ol. Sağ ol. Ben çok teşekkür ediyorum. Burası Coca-Cola şirketinin dünya merkezi. Atlanta'dayız. Muhtar Kent'le İstanbul'da başladığımız başarının formülü arayışına burada devam edeceğiz. Coca-Cola'nın özelliklerinden birisi de dünyada en çok gencin çalışma arzusunu belirttiği bir şirket. Yani şu turnikelerden her yıl binlerce genç yeni bir Coca-Cola'cı olarak geçmek istiyor. Bunun için müracaat ediyorlar, sınavlara giriyorlar, bir yarışa giriyorlar. İşte İstanbul'da sözünü ettiğimiz bu yarışın sonunda da 30 yıl evvel bu turnikelerden geçmiş olan Muhtar Kent şimdi şirketin zirvesinde oturuyor. Ve kendisininle İstanbul'da başladığımız başarının formülü arayışına buradaki ofisinde devam edeceğiz. Merhaba Muhtar. Sağlık, Atlanta'ya geldin. Teşekkür ederim. İstanbul'da başladığımız sohbeti burada tamamlamayı ümit ediyorum. Son ne zaman gelmiştin Atlanta'ya? 3 sene oldu Muhtar. Son bütçemi sunmaya vermek. Daha gelmiştim. Fazla olmuştur o zaman. Belki de daha fazla oldu, doğru. O zamanlar da heyecanlanırdık biliyorsun. Tekrar hoş geldin. Şimdi çok daha güzel bir heyecan inşallah. Doğru ama o zamanki heyecan tabii bütçe sunma, kabul olur olmaz, eleştiriler. Bu günkü heyecan, bu bayrağın altında seninle birlikte bulunmak. Seni görmek burada çok... Başarının formülünü aramaya devam edeceğimiz için çok mutluyum. Ben de öyle. Hoş geldin Atlanta'ya. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Coca-Cola Amerika'nın hatta dünyanın en köklü, en yaşlı ama bir taraftan da genç şirketlerinden biri. Yani 123 yıllık, dile kolay. Fakat aynı zamanda da dünyanın en değerli markası. Bu başarısını sence ürün, marka ve kurum olarak başarısını neye borçlu? Coca-Cola'nın başarı formülü ne? Her gün eskiden yüz milyonlarca kere, bugün 1,5 milyar kere herkese çok ufak bir para karşılığı, sent diyoruz ona veyahut da işte 1 lira veyahut da başka para birimlerinden 1 real, 1 peso neyse dünyada ama milyarlarca kere her gün tüketicilerle buluşarak onlara birkaç dakikalık zevk veren bir sistem. Coca-Cola'nın başarısı buradan geliyor. Coca-Cola esasında bir ürün değil, bir hayat tarzı ve bir fikir ve hayat tarzı aynı zamanda veriyor ve satıyor insanlara ve bunu dediğim gibi 1,5 milyar kere 200 ülkeden fazla ülkede 1,5 milyar kere yapıyor, buluşuyor tüketicilerinden her gün ve bugün artık 300'den fazla markası ve ürününle bunu yapıyor. Bu biraz da sonuç, yani Coca-Cola'yı bu noktaya getiren
faktörlerin en önemlisi. İşte artık sonuç mu yani hangisi birbirinin önünde belli değil. Hangisi at, hangisi araba belli değil ama sonuçta yani sonuç bu tabii. Ve değişik olan şeylerden, önemli olan şeylerden bir tanesi de bu Coca-Cola ile ilgili. Peki Coca-Cola'nın başarısından, Coca-Cola modelinin başarısından bir insanın liderlik başarısı alanında alabileceği dersler nedir? Liderliğin en önemli vasıflarından bir tanesi insanın hakikaten alçak gönüllü olması, takım çalışmasına ve takım oyununa çok önem vermesi. Çünkü yükseldikçe yönetimde insanın direkt olarak yapabileceği şeyler azalıyor. Direkt kontrol çok azalıyor. O bakımdan sonuçta takım ancak götürebiliyor. Takımı yönetebiliyorsanız, takıma şevk verebiliyorsanız, güç verebiliyorsanız, o takıma eğer bir takım misyonu iyi şekilde iletebiliyorsanız o zaman peki işler takımını nasıl seçiyorsun? Yani takımını seçeceğin insanlarla mülakat yaparken örneğin öncelikle ne gibi konulara, ne gibi özelliklerine bakarsın? Bir defa özelliklerinden bir tanesi önemli kişileri takıma seçerken eşlerinle de mülakat yaparım. Çünkü bir aile ortamı da çok önemli. Bence başarıda. Benim başarımda da yani eşimin çok önemli rolü var. Orada yani baktığım şeyler belki değişik gelebilecek baktığım şeylerden bir tanesi de odur ama yani genelde kafa yapısına bakarım, alçak gönüllü olup olmadığına bakarım, kendisini nasıl gördüğüne, aynı yani hep şunu düşünürüm birinden yaptığım mülakattan sonra. Acaba bu kişi sabahları kalktığında aynaya baktığında ne görüyor? Seninle ilgili Tuncay Özilhan inatçıdır diyor. Bu inatçılık takip olayıyla yakın ilişki mi, ilişkili mi? İnatçılık belki de şöyle, yani inandığım bir şeyi muhakkak savunurum. Muhakkak üstüne giderim. Ve muhakkak bir türlü karşı tarafa bunu empoze değil ama anlatmaya çalışırım. Diplomasi de demin söylediğim gibi ikna üzerine inşa edilmiş bir yaklaşım. Ama belli bir noktaya geldiğinde baktın ikna etme, çok inandığın bir konuda ikna etmeye gayret ediyorsun fakat karşındaki grup, heyet, takım ikna olmuyor. Son sözü söylemeye ne zaman ve nasıl karar verirsin? Genelde bir ortada tam karar verilememiş hususlar veya planlarla ilgili bazı tam karar verilememiş meseleler varsa işle ilgili sonuçta birinin karar vermesi lazım. Oraya eğer gelmiş isek hiç çekinmeden karar veririm. Çünkü yöneticiden beklenen, benim de beklediğim yöneticilerimden önemli hususlardan bir tanesi de karar verebilme güçleri ve yetenekleridir. Karar yanlış olabilir. Önemli olan averaj aldığın 10 tane karardan kaç tanesi doğru? 1-2 tanesi yanlış olabilir. Olsun. Çünkü benim inandığım önemli şeylerden bir tanesi de eğer risk almazsanız başarılı da olamazsınız. Şimdi şirket deyince tabii akla bir de şirketin bürokratik yapısı geliyor. Ben bunu başka şirketlerde de gördüm ama kısmen Coca-Cola'daki profesyonel hayatımda da gördüm. Bırakırsanız büyük kurumların özellikle giderek kendilerini bürokratikleştirme eğilimi var. Yani her göreve gelen birçok insan göreviyle ilgili bir ekstra rapor istiyor. Veyahut bir toplantıda ben yapayım diyor. Bu şekilde şirketler hem biraz daha içe dönük hale geliyorlar hem de iç bürokrasi güçleniyor. Bu benim kişisel saptamam. Bir Coca-Cola için de buna iştirak ediyor musun? Ediyorsan bununla nasıl mücadele ediyorsun? Bir defa kesinlikle şöyle bir şey söyleyebilirim. Neville Isdale'de ben şirkete geri döndüğümüzde 2004 ile 2005'in başında şunu gördük.
1997'den sonra Don Q ve Roberto Gazzuetta şirketten ayrıldıktan sonra, Don Q ayrıldıktan sonra Roberto Gazzuetta beklenmedik şekilde vefat ettikten sonra gerçekten şirket bir duralama aşamasına geldi. Ve bunun bazı sebepleri var tabii araştırdığımız vakit. Birincisi gene yenileyememesi kendini ve kendini şirketteki yöneticilerin İngilizce'de arrogant dediğimiz yani kendini beğenmek. Kibir diyelim. Kibir, evet. Hatta küstahlık. Küstahlık ve her şeyi biz biliriz havasında. Ve sonuçta biraz bu şirketi 97 ile 2004 arasında gerçekten kendini yenileyememesi, bunun sonucunda da büyümemesi. Çünkü bütün şirketlerin ülkeler gibi, insanlar gibi büyümesi şart. Büyüme yaratmaları şart, değer yaratmaları şart. Ve bunun tabii bir doğal neticesi de bürokrasi bulduk şirkette. Oldukça köklü bir bürokrasi. Bürokrasi ne yapıyor? Her zaman denizde yüzerken sizi aşağı çeken bir şey. Ben öyle tanımlarım bürokrasiyi. Denizde yüzerken, yani bu bürokraside, bürokrasisi yoğun olan şirketlerde elbiseyle yüzmeye benzetirim. Mayoyla yüzmektense elbiseyle yüzmeye benzetirim. Şunun kararını verdik. Dedik ki bu şirkette 3 şeyin iyi yapılması lazım ve her şeyin o 3 şeyi desteklemesi lazım. Birincisi gene İngilizce söyleyeceğim sonra Türkçe'ye geçeceğim. Consumer marketing, inspirational consumer marketing yani tüketicilerle çok iyi şekilde iletişim kurabilmek ve pazarlama olarak da dünyada en iyisini yapabilmek. Markaların pazarlanması. Tüketicilere. İkincisi ticari liderlik, commercial leadership, ticari liderlik. Ona ben vites kutusu diyorum. Yani pazarlamayı satışa çeviren mekanizmalar ve çalışma süreci. Müşterilerle ilgili. Üçüncüsü de franchise leadership. Yani bizim şişelicilerimizle, şişelici ortaklarımızla nasıl çalışmamız, onların süreci. Dedik ki bu geri kalan her şey, finans olsun, insan kaynakları olsun, halkla ilişkiler olsun, hukuk olsun vesaire vesaire. Her başka birim, teknik birim, bu üç birimi desteklemesi lazım. Ve bunları en etkin şekilde desteklemesi lazım. Ama ön planda olmaması lazım. Destek etmesi. Çünkü ön planda olması gereken bu üç çalışma süreci, birim. Ve buradan giderek yepyeni bir organizasyon kurduk. Yepyeni bir sistem kurduk. En alt kademeyle en üst kademe arasındaki değişik mertebeleri azalttık. Yani 7-8 tane 7-8 kattan 5 kata indirdik. Ve tabii bu organizasyonun daha hızlı, daha esnek, daha çabuk karar alabilen bir mekanizma oluşturmasına imkan verdi. Muhtar, sen bu göreve başlamanla dünyadaki 20. yüzyıl dahil, yani son 100 küsur yılın en büyük birinci veya ikinci krizinin patlaması aynı neredeyse günlere yahut aynı döneme rast geldi. Bu bir şanssızlık mı? Bana göre şans. Çünkü bir defa bu krizden herkesin dünyada en ucra köşesine kadar herkesin çok öğreneceği şey var. Öğrenmesi gereken şey var. Eğer öğrenmezse insanlar, şirketler, ülkeler bu krizden bence önümüzdeki 20 sene başarısız olacaklar. Neler öğrenmesi gerekir? Birincisi dediğim gibi önceliklere önem vermek. İş hayat, o şirketin, o organizasyonun, o evin devam etmesi için, başarılı olarak devam etmesi için yapılması gereken ne varsa yapmak ama nelerin yapılmayacağına da karar vermek. Çünkü her şeyi yapmakla
çok daha fazla ileri gidemiyorsunuz. Onun için öncelikler çok önemli. Önceliklere bir daha değer vermek, bir daha üzerinden geçmek. Öncelik listeleri değişti eskiye göre. Azaldı, azalması gerekir. Onlara çok iyi karar vermek. İkincisi nakite saygı duymak. Ben yani Coca-Cola'dan ben belli birkaç sene ayrıldım, sonra geri geldim biliyorsun. O benim ayrıldığım seneler Efes İçecek Grubu'nda geçirdiğim 5-6 yıl bana aynı zamanda çok şey öğretti ve öğrettiği şeylerden bir tanesi de nakde saygı. Ve büyük şirketlerde bilhassa Batı ülkelerinde yöneticiler nakitten çok uzak. Tüketiciler nakitten çok uzak. Kimse nakit görmüyor. Evinizden çıkıyorsunuz, bakıyorsunuz bankanızda maaşınız yatmış. Birileri elektrik faturalarını ödemiş. Birileri bir şeyle devamlı plastikler uçuşuyor etrafta. Herkes plastik kartlarla bir şeyler alıyor, satıyor ve insanlar böyle sanki tamamen artık hakiki olmayan bir dünyada yaşıyorlar. Bu zaten bu krizin ana sebeplerinden bir tanesi bu. Bundan sonra aşağıdaki bayrağımızı hangi zirveye dikeceksin inşallah? Genelde bayrağı nereye dikeceğim diye bir planım yok. Ama bir tek arzum var. Coca-Cola'yı tekrardan Amerika'nın en saygı duyulan, dünyanın en saygı duyulan şirketlerinden bir tanesi yapmak. Daha evvelki senelerde Gazzetta ve Kio işin başındayken böyleydi. Her zaman Fortune dergisinde en saygın şirketler listesinde ilk üçteydi Coca-Cola. Birçok sene bir numaraydı. Hedeflerimden bir tanesi o. Ve sonuçta bütün bu uğraşlar neticesinde öyle bir yere gelebilirsek o zaman mutlu şekilde ben de hak ettiğim şekilde şirketi yeni gelenlere devretme imkanım olur. Çok teşekkür ediyorum. Dostlarım ve ülkemiz adına bu hedef yolunda sana başarılar diliyorum ve başarının formülünü bizle paylaştığın için gençler adına da özellikle çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Cem. Çok güzel bir konuşma oldu. Çok teşekkürler. Dünyanın en yaygın üretim, satış ve dağıtım teşkilatına sahip Coca-Cola şirketinin zirve yöneticisi Muhtar Kent'le İstanbul'da başladığımız başarının formülü arayışını Atlanta'da şirket merkezinde sonlandırdık. Görüşme sırasında ben bazı ana başlıkları not ettim. Bunları paylaşmak istiyorum. Muhtar Kent bir kere risk alma cesaretini göstermenin önemini sık sık vurguladı. Ve bu gayret sırasında yapılacak hatalara hoşgörüyle yaklaştığını belirtti. İkinci bir dikkatimi çeken nokta genelde optimizm üzerindeki vurgulamalarıydı. Hem kendisi hem dünya görüşü hem ekibinde aradığı optimizm. Ekibini kurarken onlarda aile değerleri ve güçlü bir ilke değerler yapısı aradığını da söyledikleri arasındaydı. Bunu kendi yaşantısından da biliyorum. Eşi Defne ile hep başarısını paylaştığını, sadece benle olarak yaptığı görüşmede değil, genelde yaşamı boyunca da vurgulamış bir kimse Muhtar Kent. Ayrıca her hafta bu yoğun temposuna rağmen 3-4 saat düşünmeye, geleceği düşünmeye, geleceği şekillendirmek üzere kafa yormaya, notlar almaya ayırdığını belirtti. Kendi liderlik fonksiyonları içinde diplomasiye, şirketi temsile ayırdığı zaman artı başarı yolunda
çevrenin önemi, kendisinin çevre oluşturmaya, o çevresini her zaman güçlendirmeye gösterdiği özen de bu görüşmenin ana başlıkları arasındaydı. Ayrıca şirket ve ekibine verdiği yönlendirmeler arasında odaklanma, bürokrasiyle mücadele diyeceğim, bürokrasiyi sürekli kontrol etme, sınırlama çabası, karar mekanizmasını hızlandırma çabası da önemli başlıklardandı. Karar verirken de bir taraftan bir danışma mekanizması, ekibiyle tartışma, onlarla istişare yapma yaklaşımı var Muhtar Kent'in. Ama karar zamanı geldiğinde son sorumluluğun kendisine ait olduğunu bilincinde ve bu sorumluluğu da yerine getirme konusunda çok kararlı. Kararlar kadar uygulamaya verdiği önemi de belirtti. İnanmak ve uygulamada mükemmeliyette görüşmemizin önemli unsurlarındandı. Mükemmeliyet derken kalite ve kalitenin sadece ürün kalitesi örneğin, reklam kalitesi örneğin de sınırlı olmayıp özellikle de kurumun yapısı, süreçleri ve genel kültürünü kapsaması zorunluluğu ve burada liderin sorumluluğu da Muhtar Kent'in önemsediği konuşmamızın ana konularından biriydi. Tabii ki başarının bir formülü yok. Muhtar Kent'te başarıya sade bir formül ve checklist olarak yaklaşmıyor. Ama önemsediği noktalar bir araya getirdiğinizde en azından bir yarışın yol haritası ortaya çıktığı kanaatindeyim. Bunu diğer görüştüğümüz liderlerin yaklaşımlarıyla rahatlıkla karşılaştırabileceğimiz net bir yol haritası olduğunu düşünüyorum. Beş hafta boyunca beş dostla başarı eksenli sohbetler yaptık. Uluslararası başarılara imza atmış bu liderlerle başarının tanımını ve kilometre taşlarını konuştuk. Varsa formülünü araştırdık. Onların öykülerini dinledik. Sonuçta ortaya ne başarının tek bir tarifi ne de tek bir başarı formülü çıktı. Ama bazı ortak noktalar ve benzerlikler bize başarıya giden yollar hakkında ipuçları verdi. Bunlara değinmeden önce başarının ne olmadığını vurgulayalım. Konuklardan hiçbiri başarıya kar, ciro, üretim miktarı gibi nesnel, maddi boyutta tanımlamadı. Onlar için başarı, üstün, farklı bir eser yaratmak, mükemmele yaklaşmak, marka oluşturmak, yani yaratılanı kalıcı kılmaktı. Ben dediklerini kurmak ve kalmak, yaratmak ve yaşatmak diye özetleyeceğim. Konuya şirket bazında yaklaşırsak, Türkiye'de şirketlerin ortalama yaşam süresinin 12 yıl, dünyada aile şirketlerinin ortalama ömrünün 24 yıl olduğunu görürüz. Üstelik bu ortalamalar giderek kısılmakta. Yani başarı zorlaşmakta. Konuştuğumuz liderler meslek hayatlarında start aldıklarında kayda değer sermayeleri yoktu. Atilla Doğu'dan ilk şirketini bir garajda babasından ödünç aldığı mobilyayla kurdu. Baki Gökbayrak tersane kurmaya karar verdiğinde hiçbir şeyim yoktu, sıfır ama korkmadım diyor. Diğerleri genç yönetici veya akademisyen olarak hayata atıldılar. Temel sermayeleri eğitimleriydi. Hepsi hala iş yerlerinde eğitimi vurgulamaya devam ediyor. Hepsinin iddiaları var. En iyisini yapmak. Sade Türkiye'de değil, bölgede ve dünyada uluslararası vizyona sahipler.
farklı yapmak istiyorlar. Yaptıkları işe, girdikleri alana tutkuyla sarılıyorlar. Sismik metoda karşı çok büyük aşkım var diyor Özdoğan Yılmaz. Sani Şener'in deyimiyle becerileri ve sevgileri örtüşüyor. Cesurlar, risk almaktan korkmuyor ama rizikoları iyi hesaplıyorlar. Yani maceraperest değiller. Hepsi engellerle karşılaşmış. Bazıları trajedi yaşamış ama ayakta kalabilmişler. Sabır ve direnç kaynakları aileleri, inançları, kökleri olmuş. Örneğin Ardahan, Ayvalık, Geyve'nin toprakları onları manen beslemeye devam ediyor. Şans, kader, kısmete hepsi inanıyor. Ama Atilla Doğuda'nın dediği gibi çalışan, dayanan insanın şansı daha bol oluyor. Söyleşilerimiz stüdyonun dört duvarı arasında yapılmadı. Her konuğumla kendi iş ortamında bir iki gün geçirdim. Bazı gözlemlerimi sizinle paylaşayım. Hareket ve hız temel ortak özellikleri. İşlerini ofislerinden değil cepheden yönetiyor hepsi. Verimli çalışmaya, zamanını iyi kullanmaya özen gösteriyorlar. Aceleleri var, hissediyorsunuz. Gözlemliyor, soruyor, danışıyor ve yerinde hızla karar veriyorlar. Bu ziyaretleri, dolaşmaları aynı zamanda eğitim amacıyla kullanıyor, anlatıyor, paylaşıyorlar. İnsan yetiştirirken genelde zaafları gidermekten ziyade güçlü yönleri takviyeye önem veriyorlar. İnsana değer verdiklerini davranışlarıyla kanıtlıyorlar. İnsan seviyorlar. Takımlarıyla beraber olmaktan, işçi, mühendis, öğrencilerin içine dalmaktan, müşterilerini görmekten zevk alıyorlar. Böyle ortamlarda enerji ve iyimserlik yayıyorlar. İyimserlikleri sadece işleriyle sınırlı değil, Türkiye ve dünyanın geleceğiyle de ilgili. Ben de bu iyimserlikten nasibimi aldım. Sade söyleşi yaptığım liderler değil, onlarla birlikte ziyaret ettiğim tersane, şantiye, fabrika, sismik araştırma kampı gibi yerlerde tanıştığım, konuştuğum genç mühendis, yönetici, araştırmacı ve işçilerin heyecanları, enerjileri, iddia ve hedefleri de beni derinden etkiledi. Aralarında daha nice uluslararası başarıya imza atacak birçok potansiyel liderin olduğuna inanıyorum. Hepsine, hepinize başarılar diliyorum.